Yaban avucu, maydanozgiller, Apiaceae familyasına ve Pastinaca sativa türüne aittir. Kökü için yetiştirilen 2 yıllık bir bitkidir. Yaban avucu çoğunlukla beyaz renklidir, ancak çeşitli toprak ve iklim koşullarına adapte olmuş farklı çeşitleri vardır. Tozlaşma. Yaban avucunun çiçek başı genellikle hermafrodit olan küçük çiçeklerden oluşan bir şemsiye biçimindedir. Erkek cinsel organı olan stamen, dişi cinsel organı olan pistilden önce olgunlaşır. Bu nedenle aynı çiçek içinde kendi kendine dölleme gerçekleşmez. Yine de çiçekler aynı anda açmadığından aynı şemsiye içinde veya aynı bitki üzerinde iki şemsiye arasında kendi kendine döllenme mümkün olabilmektedir. Döllenme farklı bitkilerin şemsiyeleri arasında da gerçekleşir. Yaban avucu öncelikle böcekler, özellikle de Diptera ve Lepidoptera türlerinden böcekler ve genellikle yaprak bitleriyle kaplı şemsiyelere ilgi duyan uğur böcekleri tarafından tozlaştırılan allogam bir bitkidir. Yaban avucu, yabani yaban avucu ile çaprazlanabilir. Çapraz tozlaşmayı önlemek için iki yaban avucu çeşidi 300 metre arayla yetiştirilmelidir. Aralarında çit çalısı gibi doğal bir bariyer varsa bu mesafe 100 metreye düşürülebilir. Çeşitleri izole etmek için iki çeşidi farklı ağlarla kaplayabilir. Dönüşümlü olarak bir gün biri kapalıyken diğerini açabilir. Ya da bir çeşidi kalıcı olarak bir böcek ağıyla kaplayabilir ve içine bir yaban arısı kovanı koyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için tohum üretiminin ABC'si bölümündeki izolasyon teknikleri modülüne bakın. Yaşam döngüsü. Tohum üretimi için ve yemeklik tüketim için yetiştirilen yaban havuçları aynı şekilde yetiştirilir. Ancak tohumlarını yalnızca döngünün ikinci yılında üretirler. Sezon başında tohumların çimlenmesi uzun sürebilir. Yaklaşık 3 hafta. Geliştikten sonra tohum üretimi için tasarlanan yaban havuçlarının kışın saklanması için farklı yöntemler mevcuttur. Kökleri sonbaharda kazmak mümkündür. Bunlar çeşide özgü özellikler gözetilerek seçilmelidir. Renk, şekil, canlılık gibi. Kökler susuz temizlenir ve yapraklar boyun kısmının üstünden kesilir. Daha sonra açık havada kısa bir süre kurumaya bırakılır. Sonrasında onları kilerde saklamalısınız.
kış boyunca düzenli olarak kontrol etmeli ve çürümeye başlamış olanları çıkarmalısınız. En basit yöntem bahçede toprağa bırakmaktır. Yaban havucu en dayanıklı bitkilerden biridir ve çok soğuk bölgelerde bile kışın toprakta kalabilir. Hatta lezzeti don ile daha da artar. Soğukların en kötüsü geçtikten sonra onları sökmeli ve tohum üretimi için olanları seçmelisiniz. Kökleri bahar başında yeniden dikin. Her bitki arasında 60 ila 90 cm mesafe olacak şekilde boyun ya zemin seviyesinde ya da biraz altında olacak şekilde gömün. Yaban havuçlarının birbirine yakın ekilmesi, düşük kaliteli tohumları olan üçüncül şemsiyelerin sayısını azaltır. Genetik çeşitliliği korumak için en az 15 ila 20 bitki gereklidir. Tohum için yetiştirilen yaban havucu, iyi yıllarda 2 metre yüksekliğe ulaşabilen muhteşem bitkilerdir. Bazen onları kazıkla desteklemek gerekir. Yaban havucu, farklı zamanlarda çiçek açan birkaç şemsiye üretir. İlki, birinci şemsiye, ana gövdenin ucunda bulunur. İkinci şemsiyeler ana gövdeden gelişen şemsiyelerdir. Üçüncü şemsiyeler ikincil gövdeler üzerinde oluşur. En iyi tohumları ürettikleri için birincil şemsiyelerin hasat edilmesi tercih edilir. İkincil şemsiyeler sadece gerekli olduğunda hasat edilmelidir. Şemsiyeler, ilk olgun tohumlar düşmeye başladığında sapın üst kısmı ile birlikte kesilir. Yere çok kolay dökülme eğiliminde olduklarından daha erken de kesebilirsiniz. Her durumda iyi havalandırılan ve kuru bir yerde kurumayı sürdürmeliler. Ayıklama, tasnif, depolama. Tohumlar şemsiyelerden elle çıkarılır. Tohumlar güneş ışığında ellerinizde kabarcıklar oluşturabilecek uçucu yağlar salgıladıkları için işlem sırasında eldiven giymelisiniz. Tohumları temizlemek için önce irice sapları ve kabukları tutan büyük gözenekli eleklerden yararlanmalısınız. Daha sonra tohumları tutacak, ancak tozun geçmesine izin verecek daha ince bir elek kullanmalısınız. Her zaman paketin iç kısmına çeşit ve tür adı ile yılı içeren bir etiket koyun. Çünkü dış taraftaki yazıların silinme riski vardır. Tohumları birkaç gün boyunca dondurucuda saklamak parazit larvalarını öldürür.
Yaban havucu tohumları sadece bir yıllık çimlenme kapasitesine sahiptir, ancak bu süre dondurucuda saklanarak uzatılabilir. 1 gramı yaklaşık 220 tohum içerir.